Herkese merhaba, Takı Tasarımları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videomda sizlere bir önceki videoda kolyesini, ondan önceki videoda da bilekliğini paylaşmış olduğum bu modelin küpelerinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Modele ben bu şekilde küpe yaptım. Siz daha farklı şekilde de küpe tasarlayabilirsiniz. Benim aklıma böyle bir model geldi. Küpeler bu şekilde arkadaşlar. Umarım küpe modelini de beğenirsiniz. Umarım yapılışı anlaşılır olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bu model için gerekli malzemelerimiz 2 farklı renkte 011 numara kum boncuğu, 2 tane küpe klipsi, takı ipi ve boncuk iğnesi. İlk başta boncuklarımızın kaymaması için ipin ucuna bu şekilde bir tane boncuk takıyoruz. Burada bir karış kadar uzunluğunda ip bırakıyoruz. Boncuğumuzu bakın bu şekilde takıyoruz. Daha sonra boncukları dizmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk başta 13 tane gri boncuk, ortaya 4 tane pembe boncuk ve sonuna 16 tane gri boncuk alıyoruz. Daha sonra 4, 5, 6, 7. Burada 7 tane boncuk bırakıyoruz ve 8. boncuktan geri çıkış yapıyoruz. Yani bu şekilde. Üç gri boncuk alıyoruz. Alt sırada 3 gri boncuğu bırakıyoruz ve 4. gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Yine 3 tane gri boncuk alıyoruz. 3 gri boncuğu bırakıyoruz. Alt sırada 4. gri boncuktan çıkış yapıyoruz. 4 tane pembe boncuk alıyoruz burada. Pembe boncukları atlıyoruz ve ilk baştaki buradaki gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Üç gri boncuk alıyoruz. 3 gri boncuk atlıyoruz ve 4. gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Üç gri boncuk. Üç gri boncuğu atlıyoruz ve 4. gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Üç gri boncuk alıyoruz gene. Üç gri boncuk atlıyoruz. 4. gri boncuktan, yani en sondaki gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Ve burada 7 tane gri boncuk alıyoruz. Burası klips yuvası oluyor arkadaşlar. 7 tane boncuk, gri boncuk alıyoruz. Daha sonra çıkış yapmış olduğumuz boncuktan başlayıp bakın burada 3 tane boncuktan, 3 gri boncuktan, üçünden birden geçiş yapıyoruz. Bu şekilde. 3 gri boncuk alıyoruz burada gene. Daha rahat yapabilmek için küpeyi bir sonraki kutucuktaki ortadaki gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Yani bu boncuktan. Üç gri boncuk alıyoruz. Bir sonraki kutucuktaki ortadaki gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Ve burada 8 tane pembe boncuk alıyoruz. Alt sıradaki pembe boncukları atlıyoruz. Burada ilk baştaki kutucuktaki ortadaki gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Üç gri boncuk alıyoruz. Bir sonraki kutucuktaki ortadaki gri boncuktan çıkış yapıyoruz. 3 gri boncuk alıyoruz. Bir sonraki kutucuktaki ortadaki gri boncuktan başlayıp bakın buradaki boncuklardan tekrar geçiş yapıyoruz.
ve en son buradaki boncuktan çıkış yapıyoruz. Üç gri boncuk alıyoruz. Bir sonraki kutucuktaki ortadaki gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Üç gri boncuk alıyoruz. Bir sonraki kutucuktaki ortadaki gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Sekiz tane pembe boncuk alıyoruz. Pembe boncukları atlıyoruz. Ve bir sonraki kutucuktaki ortadaki gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Üç gri boncuk. Bir sonraki kutucuktaki ortadaki gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Üç gri boncuk. Bir sonraki kutucuktaki ortadaki gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Ve burada ne yapıyoruz? Bakın. Burada hemen yanındaki gri boncuktan da çıkış yapıyoruz. Bu boncuktan yani. Daha sonra ipimizi bakın karşı tarafa alıyoruz. Bu aradaki boncuğu atlamış oluyoruz burada. Ve buradaki 4 tane gri boncuktan 4'ünden birden geçiş yapıyoruz. Bakın böyle. 3 gri boncuk. Bir sonraki kutucuktaki ortadaki gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Burada 12 tane pembe boncuk alıyoruz. Pembe boncukları atlayıp bir sonraki bakın bu kutucuktaki ortadaki boncuktan çıkış yapıyoruz. 3 gri boncuk alıyoruz. Bu kez bakın burada 4 tane boncuktan 4'ünden birden geçiş yapıyoruz. Bakın bu boncuklardan. Burada bu uçtaki boncuğu atlayacağız. O yüzden de ne yapıyoruz? İpimizi bakın bu şekilde karşı tarafa alıyoruz. Daha sonra buradaki 4 tane boncuktan geçiş yapıyoruz. Bu şekilde. Ve burada gene 3 tane gri boncuk alıyoruz. Bir sonraki kutucuktaki ortadaki boncuktan çıkış yapıyoruz. Burada 12 tane pembe boncuk alıyoruz. Bir sonraki kutucuktaki ortadaki gri boncuktan çıkış yapıyoruz. Üç gri boncuk alıyoruz. Burada bakın bu iki tane boncuktan ikisinden birden geçiş yapıyoruz. Ve şimdi burada ipimizi karşı tarafa almamız gerekiyor. O yüzden de hemen yanındaki gri boncuktan yani bu boncuktan geçiş yapıyoruz. Daha sonra gene hemen onun yanındaki gri boncuktan bu boncuktan geçiş yapıyoruz. Burada bakın ipimizi buradaki boncukların arasına alıyoruz. Buradaki 4 tane gri boncuktan 4'ünden birden geçiş yapıyoruz.
Ve burada 16 tane pembe boncuk alıyoruz. Daha sonra bakın buradaki 4 tane gri boncuktan 4'ünden birden geçiş yapıyoruz. İpimizi karşı tarafa almamız gerekiyor. O yüzden de aradaki gri boncuktan geçiş yapıyoruz. Daha sonra hemen onun yanındaki gri boncuktan, yani bu boncuktan geçiş yapıyoruz. İpimizi burada boncukların arasına alıyoruz. Buradaki 4 tane gri boncukta 4'ünden birden geçiş yapıyoruz. Ve burada yine 16 tane pembe boncuk alıyoruz. Pembe boncukları atlayıp bakın buradaki kutucuktaki ortadaki boncuktan çıkış yapıyoruz. Gri boncuktan. Bu şekilde. Ve böylece küpeyi tamamlamış oluyoruz. Ve şimdi ne yapıyoruz? İğnemizi boncukların arasında gezdiriyoruz. Uygun gördüğümüz yerlere düğüm atıyoruz. Daha sonrasında ipimizi kesiyoruz. Yani sıradaki kum boncuğundan geçiş yapıyoruz. Yine sıradaki kum boncuklarından geçiş yapıyoruz. Sıradaki kum boncuklarından geçiş yapıyoruz. Yani bakın bu boncuklardan. Devam ediyoruz boncuklardan geçiş yapmaya. Mesela buraya bir tane düğüm düğümleri bu şekilde atıyoruz. Gene devam ediyoruz boncuklardan geçiş yapmaya. Devam ediyoruz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapmaya. Yine devam ediyoruz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapmaya. Evet arkadaşlar, burada iğneyi istediğiniz kadar boncukların arasında gezdirebilirsiniz. Bu kadarı benim için yeterliydi. Şimdi burada ben ipimi keseceğim. İpimizi kesiyoruz. Burada kalan ipleri çakmakla yakabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki ipimize iğneyi geçirip bunu da aynı şekilde boncukların arasında gezdiriyoruz. Arada bir düğüm atıyoruz. Daha sonra ipimizi kesiyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada hatırlarsınız ki ilk başta buraya boncuk takmıştık. Bu boncuğu çıkarıyoruz. Çok rahat çıkartabilirsiniz bu şekilde. Daha sonrasında ipimize iğneyi takıyoruz. Burası klips yuvası olduğu için daha sağlam olması adına buradan bir kez geçiş yapmıştık. Şimdi buradaki boncuklardan bir kez daha geçiş yapacağız. Bakın böyle. Geçiş yapıyoruz boncuklardan. Devam ediyoruz boncuklardan geçiş yapmaya. Sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Yine sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz.
sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Yine sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Burada da iğneyi istediğiniz kadar gezdirebilirsiniz boncukların arasında. Ben burada ipimi keseceğim. Kesiyoruz. Ve küpeyi tamamlamış oluyoruz. Şimdi küpenin klipsini takıyoruz. Bakın arkadaşlar, halkayı bu şekilde açıyoruz. Daha sonra küpeyi takıyoruz. Bakın böyle. Ve açmış olduğumuz halkayı kapatıyoruz. Bu şekilde. Ve böylece küpeyi tamamen tamamlamış oluyoruz. Ve aynı şekilde bir tane daha yapıyoruz. Ben diğer küpeyi de tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben diğer küpeyi de tamamladım. Küpelerimiz bu şekilde oluyor. Umarım modeli beğenmişsinizdir. Umarım yapılışını anlatabilmişimdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımın altına yorum yapmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Yeni takı videolarında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.